Gazete Magazin Yaz'dan herkese merhaba. Birbirinden özel haberler, röportajlar ve hiçbir yerde olmayan dumanı üzerinde taze görüntülerle bir kez daha karşınızdayız. Sevindirici bir haberle programımıza başlıyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımız olimpiyatlara galibiyetle başladı. Filenin Sultanları Hollanda karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Biz de Filenin Sultanlarını canı gönülden tebrik ediyoruz ve sizleri Bodrum'a götürüyoruz. Biliyoruz. Yaz başından bu yana merak ediyorsunuz bu adam nerede diye. Cem Yılmaz, Türkiye'nin en komik adamı ve Türkiye'nin belki de Fedon'dan sonra Bodrum'a en aşık adamı. Peki ama yaz başından bu yana nerede Cem Yılmaz? Hani çok aşıktı Bodrum'a? Hani az önce izlediğiniz gibi her yaz benzeri görüntülerle yakalanırdı kameralara? Neredeydi koca adam? Şöyle bir yaz başında bir benzin istasyonunda burnunun ucunu gösterdi. Şansımı seveyim. Ne oldu şimdi buna? Su mu kaynattı? Ne yaptı bu? Evet. Klasik otomobili yolda bırakınca Cem Yılmaz'ı ancak yakalamıştık. Sonra yine kayboldu. Abi geçmiş olsun. Nazar. Abi sana nazar ne yazar? Nesi var aracın? Hararet yükselince korktum. Hallederiz abim benim. Ve dün nihayet bulduk Cem Yılmaz'ı. Nasılsınız? Geçmiş olsun mu diyelim, ilaçlar alınmış herhalde. Bir paylaşımı vardı hafta içinde. Balık mı tutuyorlardı, balık mı yiyorlardı, neydi o? Geçtiğimiz günlerde Bülent Bey'le balık tuttunuz herhalde bir. Hayır. Nasıl geçti? Bülent Bey'le balık tutmadım. Fotoğraf paylaşmıştınız. Evet, fotoğrafla. Tutmadınız mı? Pek tadı tuzu yok. Zaten eczaneden çıktığı için anlamalıydık. Hafif grip galiba. Neyse, geçmiş olsun Cem Yılmaz'a. Yalnız zaten hiç bronzlaşmamış. Bir de saç sakal bu kadar uzun gezerse beni hiç güneş görmez. Haberi olsun. Ve işte sıradaki ünlümüz. Ebru Aker, bu yaşta, bu fizik, bu güzellik, doğuştan şanslı bu kız ama hala yeni şanslar peşinde. Ha, dur, ben de alacağım. Ebru Hanım, büyük ödül ne kadar? 500 milyon. 500 milyon. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim vallahi, süper. Burçuk, tabii ben, şimdi beyefendi, elinizde biraz fazla dedim, bitmeye yakın mı acaba, biraz destek olalım diye. Ben bunları alıyorum, sonra bakmayı unutuyorum yalnız herhalde. Nasıl olacak? Belki de şu an zenginsiniz, belki haberiniz de yok. Sahi 500 milyonluk büyük ikramiye çıksa ne yapar Ebru Akel? Vallahi sokak hayvanları için bir şey yaparım kesin yani. Onlar çünkü uyutulmamalılar. Konuyu madem o açtı, şu hayvanların uyutulmasına yönelik yasayla ilgili düşüncelerini de öğrenelim. Tüm hayvanlarla aşk yaşayan bir insanım. Hayvanlara iyi davranmayan insanların kendi vicdanını da sorguluyorum. Öncelikle köpek sahibi olan insanların hani onları alıp böyle üç ay köpek aldık, evet, çok tatlı giderken bırakıyorlar. Dolayısıyla kontrolsüz üremeleri oluyor, kontrolsüz bir şekilde sokaklarda kalıyorlar ve onlar da beslenebilmek için yaşamda bir savaş veriyorlar. Tatil. Tatil çok güzel geçiyor. Aynı güneşin anladık. Tatil anladık, güzel de fiyatlar el yakıyor. Bodrum fiyatları için eğer... Valla ben yeni Bodrum'da değilim. Hani böyle son moda aman Bodrum'a gideyim değil. Benim evim var burada çok uzun yıllardan beri. Onun için Bodrumlu sayılırım. Tabii ki şu formunun sırrını sormadan bırakmayacağız Ebru Akel'i. Valla benim Gökçen Arıkan diye bir tane arkadaşım. İnsanın en yakın arkadaşlarından birinin spor hocası olması başka şeylere mal olabiliyor. Şu an burada kampta, 5 günlüğüne bir kampa geldim. Her sabah 9.30'da egzersiz yapıyorum onunla. Belli. Olmuş mu, sezonu hazır mıyım? Gayet fitsiniz. Sizi de fazla terletmeyelim sıcakta. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Yapıyoruz Bodrum turumuzda. Devam gel. İşte bir bomba görüntü daha.
Tanıdınız mı? Tanıyamadınız tabii. Bu kokoş kızın bu kız olduğunu nasıl bilebilirsiniz ki? Kızılcık şerbetinin fettan güzeli, ele avuca sığmayan kadını Nilay. Çok can yaktı, çok karıştırdı ortalığı. Kimine göre fazla rüküş, kimine göre kokoş. Ama genel olarak çok sempatik. Sahile indi dün. Burada da biraz kokoş, biraz rüküş ama genel olarak yine çok sempatik. Kızılcık şerbetinin Nilay'ı yani Feyza Civelek arkadaş grubuyla Bodrum'da sahil kenarında. Deniz dalgalı, girsek mi girmesek mi kararsızlığı yaşanıyor. Yok yok, gözleri korktu. Dalgalı deniz ürküttü. Başka bir eğlence arayışında grup. Muzip kız Feyza Civelek havuz kenarında akrobatik hareketler sergiliyor şimdi de. Emin yaş, aman yavaş, düşersin yahu, tut elinden arkadaşının indirsin seni, havuz kazası görüntületme bize. Her detayı ekrana getireceğiz de şu havalı şapkasını, çiçekli böcekli plaj hentarisini ve siyah bikinisini atlamayacağız tabii. Hatırlar mısınız? 2012 yılında bir kıyamet senaryosu ortaya atılmıştı. Maya takvimine göre 2012'de dünya yok olacak, bir tek Şirince kalacaktı. Dünya yok olmadı ama o günden sonra İzmir'in Şirin ilçesi Şirince dünyanın merkezi oldu. Dar patikalar, mis gibi kokan çiçekler, taş evler ve eşsiz bir doğaya sahip Şirince'ye gidelim şimdi. Hem gözümüz açılsın hem gönlümüz. Mis gibi gözlemesinden yedik. Buz gibi Karadut suyundan. Kumda kahvesinden içtik. İzmir'in en şirin köyü Şirince'yi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü eski bir Rum köyü olan Şirince'deyiz. Sizin için gezdik. Bu büyüleyici köyde gezerken kendinizi adeta başka bir dönemde hissediyorsunuz. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Gide gide vardık Ege'nin adı gibi şirin mi şirin ilçesi Şirince'ye ulaştık. Bilenler bilir, biz bilmeyenler için söyleyelim. Dünya tanıyor Şirince'yi. Nedeni de havası, suyu, insanı değil. Maya takvimine göre 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağı, kopan kıyametten de Şirince ile Fransa'nın Bügerah eyaletinin etkilenmeyeceği iddia edilmişti çılgın bir grup tarafından. O çılgın gruba inanan binlerce başka çılgın insan da Şirince'nin sokaklarını doldurmuştu kıyamet haftasında. Arkadaşımız Oğuz Samaraz'da kameramanımız Sercan Türkmen Şirince'nin yollarına düştü bu hafta. Sevgili izleyiciler, bugün tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü eski bir Rum köyü olan Şirince'deyiz. Şirince, denizden uzak bir dağın yamacına kurulmuş küçük bir köy. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Şirince'deyiz. Nereden geliyoruz? Çaycıma Zonguldak. Zonguldak. Siz? Biz de Zonguldak'tan geliyoruz. Siz? Abi ben Muğla Bodrum. Sadece biz değiliz Şirince'yi merak eden.
Bu arkadaşlar da merak etmişler. Şirince genel olarak güzel bir köy. Beğendik bayağı güzel. Safranbolu'yu hanım sattı bana. Zonguldak'tan geldiğim için Safranbolu'ya sürekli gelip gidiyorum. Bence memnun oldum. Hem de güzel vakit geçirdik. Yani oturulacak yerleri falan da güzel. Tavsiye ederdim ben. Bir daha yolun üstüne gelir misin? Hava bu kadar sıcak olmazsa gelirim. Tabela dikkatinizi çekti mi? Nüfus 570 kişi olarak sayılmış son nüfus sayımında. Türkiye'nin kavrulduğu günlerde sokaklar bomboş. Bizim dışımızda tek tük turist var ama esnaf işinin başında müşteri bekliyor. Evet, Şirince'de böyle yeresiz ürünlerin satıldığı yerlerde siz de gezip alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi bir tezgahın önündeyiz. Merhabalar. Siz merhabalar efendim. Mert efendim. Ben işletmecisiyim buranın. Merhabalar Mert. Nasılsın, iyi misin? İyiyim vallahi. Sizler nasılsınız? Kolay gelsin. Bizler deyiz. Nasıl geçiyor Şirince'de sezon? Çok şükür yine uğraşıyoruz. Koşturuyoruz. Misafirlerimiz geliyor. Şimdi biraz sakin. Akşamüstü biraz daha yoğunluk olur burada. Meğer yanlış saatte çıkmışız sokaklara. Akşamüstü şenleniyormuş ortalık. Ekibimize serinlemeleri için buz gibi doğal karadut suyu ikram ediyor Mert Bey. Bunu bir sulandırıyoruz. Bunun sulandırılmamış hali de var böyle, karadut özü. Bir sabah kahvaltılarda böyle lor peyniriyle, tereyağıyla tüketiriz. Köyümüzün kooperatif ürünleridir bunlar. Normal reçel yapar gibi yapılıyor bunlar. Lor peyniriyle tüketebilirsiniz. Yoğurtla çok güzel olur. Güzel sevgili izleyiciler, ferah ferah böyle bu soğukta. Evet, bu sıcakta pardon, kafa gitti benim artık sıcakta. 40 derece sıcakta kafanın gitmesi normal tabii. Karadut suyuyla serinleyen Oğuz tezgahtaki diğer konsantre içecekleri inceliyor. Evet, burada farklı ürünler de var. Bunlar ekşimiz var. Dediğim gibi bunlar yine köyümüzün kooperatif ürünleri. Denemek isteyen misafirlerimize ikram ediyoruz. Yine karadut pekmemizimiz var. Kansızlık, damak yarası olursa özellikle karadut tavsiye ediyoruz gelen misafirlerimize. Süt reçelimiz var, damla sakızımız var. Bu da misket limon özümüz. Daha çok bu lime yeni çıkan bir moda var biliyorsunuz. İçecek ona çok benzer tadı, onun gibi üretiliyor. Biraz aynı. Daha ferahlatıcı bir şeyler daha içmek. Yani ekşi meyveler biliyorsunuz, daha rahat içilir yazın. Peki ne kadardır bunlar? Bunlar da 150 TL efendim. 150 TL'ye satıyoruz. Karot özlerimiz var. Nar ekşilerimiz 120 TL. Yine doğal sabunlarımız var. Köylü kadınların ürettiği doğal ürünler kooperatif aracılığıyla satılıyor burada. Bunların yine taranamız var mesela. Bunlar hep böyle köyde kooperatif ürünleri. Burada çalışan köylü kadınlar yaparlar. Yerli müşteriler biliyor bunları da. Hani çok fazla da turist alıyor. Onlar nasıl, neleri tercih ediyorlar, neden? Turistler daha çok burada karadut satıyoruz, nar ekşisi satıyoruz. Onun dışında diğerleri de tek tek gidiyor yani. Evet, şimdi Şirince'deki dükkanlardan birini yeni ziyaret ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Oldukça şık görünüyor dükkan. Evet. Neler satıyoruz biraz? Müslin kumaş satıyoruz çoğunlukla. Doğal pamuk hepsi, özel tasarım. Buyurun içeriği gezelim isterseniz. Her türkü doğruyu işaret edecek değil tabii. Zeytinyağı da yiyeceğiz, basma da fistan giyeceğiz elbet. Kavurucu sıcakla baş edebilmenin birinci şartı doğru saatte doğru yerde bulunmak. İkinci şartı da pamuklu kıyafetler tercih etmektir. Bu tür kıyafetler herhalde yaz sıcağından daha da koruyucu oluyor. Tabii ki müslin kumaş zaten hiçbir şekilde terleme yapmaz. Hani çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Biz de onu kullanıyoruz genelde. Çok rahattır yani. Hadi gelin biraz da Şirince modasını öğrenelim. En çok hangi kıyafetler ilgi görüyor acaba? Bunu daha çok turistler mi yoksa yerliler? Turistler daha çok ilgi gösteriyor. Yani yerlilerin de ilgisi oluyor ama turistlerin daha çok ilgisini çekiyor. Şu mürdüm aşırı güzel bir renk ve aşırı güzel bir ürün. Çok satıyoruz ki bunu bağlama şekillerinden 4 farklı elbise yapabiliyoruz. Yani 2 yandan oluyor, döndürüyoruz, tek omuz oluyor. 4 farklı elbise falan çıkıyor bundan. Ve yani bunu sabah giysek akşama kadar, gezene kadar her tarafta. Aynen öyle. Ne kadar bunun fiyatı? 2500 lira. Bu da sırtından çapraz oluyor bağlama şeklimize göre ve bu da çok satan bir ürünümüz. Bunda da kolye değil. Yok, bunda değil. Hepsinde değil var. Erkekler de unutulmamış elbet. Şöyle bambu kumaştan gömleğimiz var. Bu da aynı müslin gibidir. Hiçbir şekilde terleme yapmaz. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Sonra müslin kumaştan şöyle ürünlerimiz var. Erkekler için olanlar ne kadar? 1500 lira bunlar. Ve tabii ki kadınların olmazsa olmazı çantalar ve takılar.
taşların bir özelliği var mı? Değişiyor onların özelliği. Bazıları doğal taş, bazıları normal. Ama hepsini kendimiz yapıyoruz. Bileklerimiz var. Onları da... Fiyatlar nedir? Değişiyor. Bilekler 100-150 lira arasında. Kolyeler 250-300 lira arasında. Bodrum ve Çeşme'de işletmeciler durgunluktan şikayetçi. Şirince'nin bu şirin esnafı için sezon nasıl geçiyor acaba? Nasıl bir sezon geçiyor sizin için? İşler sezon pek iyi değil aslında. Çünkü yani bilmiyorum. Çok gelen giden de yok. Geçen seneye göre çok durgun. Ama yine de şükrediyoruz. Bundan sonrası güzel geçer dileklerimizi sunarak turumuza devam ediyoruz. Sıradaki dükkanın kadınların başını döndüreceğine eminiz. Evet sevgiliciler, şimdi el emeği çantaların yapıldığı bir dükkana doğru giriyoruz. Fıtı 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 fıtı. Oldukça güzel görünüyor çantalar. Evet. Sizler mi yapıyorsunuz? Evet, kendim yapıyorum. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Tamamı el yapımı ve gerçekleridir. Hanımefendi bir siparişi yetiştirecek galiba. Elindeki işi bırakmıyor bir türlü. Ama bizim Oğuz da hazineyi bulmuş, biraz karıştırmak istiyor. İşler yoğun abla ama seni 2 evet. dakika alalım. Bak orada çok güzel ürünler var. Onları tabii ki de. Tabii sana. Ki de buyurun. Yardımcı olayım size. Evet. Hemen bu taraftaki ürünleri soracağım. Ne kadar mesela bu ufak çantaları? Yani 700 liradan başlıyor diyelim. Modeline göre, boyuna göre, işçiliğine göre fiyatlarımız değişiyor. Ne kadar zamanını alıyor böyle bir çanta çıkarmak? Öyle bir çanta çıkarmak kesimidir, el boyamasıdır, el çizimidir, askısıdır falan derken bir günümü alıyor. Evet, hayvanseverler de unutulmamış. Burada hemen kedi ve baykuşların olduğu tabii. motifler de var. Tabii, kedilerimiz aslan, baykuş, bu tarz ürünler de güzel gidiyor. Deri maskeler biraz korkutucu olsa da özel bir hediye olabilir. Bunlar tamamı el işçiliğidir. Deriyle nasıl sabitliyorsunuz bunları? Bunu nasıl sabitliyoruz? İlk önce ıslatıyoruz deriyi. Islattıktan sonra elimizle şekiller veriyoruz. Sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra bitkisel kök boyalarla boyamasını yapıyoruz. Biraz da tatilcilerle konuşalım. Siz de sandalyeyi deniyorsunuz. Nasıl, rahat evet. mı? Şu anda deniyorum ama bilmiyorum ne kadar rahat. Nereden geliyorsun? Edirne'den. Evet. İlk defa mı geliyorsunuz şimdi? Yok, ikinci gelişimiz. Sen nasıl buldun? Güzel. Sen ilk defa mı geliyorsun? Hayır, ikinci. İkinciye geliyorsun sen. Hı-hı. Nasıl buldun etrafı? En çok neleri beğendin? Güzel. En çok çarşıyı beğendim. Saatler ilerledikçe çarşı da hareketleniyor. Adı gibi küçük şirin bir çarşısı var Şirince'nin. Nasıl geçiyor tatil? Tatil süper geçiyor. Çocuklarla birlikte arkadaşlarımız geldi. Sağ olsunlar Samsun'dan bu tarafa doğru. Güzel geçiyor. Samsun'dan mı geliyorsun? Hayır, ben Ankara'dan geliyorum. Bizim hanım Nazilli ile buralı. Evet ama arkadaşlar Samsun tarafına doğru gelirler. Almanya'dan Samsun'a, Samsun'dan buraya. Gurbetçiden. Evet, gurbetçiyiz hepimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor tatil? İyi geçiyor tatiller ya. Biz de yeni geldik tatile. Biraz gezelim dedik. Eşimle, çocuklarla. Güzel yukarıları gezdik, kiliseyi görmüş olduk, aşağı ve bu tarafa aşağı doğru indik. Şimdi bu aşağıları gezip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Peki, pahalı mı? Nasıl? Burası... Alışverişler yapıldı mı? Alışverişler yapıldı. Pahalılık yönünden bizi gurbetçi olarak euromuzu değiştirirsek birazcık iyi geliyor. Ama şöyle bir şey var, burada çalışan için tabii ki birazcık pahalılık yüksek. Gurbetçiler bile fiyatlardan şikayet ediyorsa vay halimize. Kuşasındayız genellikle. İşte geldiğimizde Molukaya buraya geliyoruz. İyi tatiller o zaman. Dar sokakları alaçatı hissi yaratıyor insanda. Sevgili izleyiciler, dar sokakları ve taş evleriyle bu büyüleyici köyde gezerken kendinizi adeta başka bir dönemde hissediyorsunuz. Binaların hemen hepsi taş ev Şirince'de. Hepsi çok özel ama köprülü ev en özellerinden biri. Sevgili izleyiciler, şu anda Şirince'nin en otantik evlerinin birindeyiz. Daha doğrusu altındayız. Köprülü evin altından geçiyoruz. Gelin hikayesini birlikte dinleyelim. Buranın hikayesi şu.
Yukarıdan baktığınız zaman birbirine böyle bütünsel bir birlikteliği olan bir yapı burası. Çünkü en başta anne baba oturuyormuş. Çocukları evlenince şuradaki evi de şey yapıyorlar, birinci oğullarına. Sonra ikinci çocukları evlendiğinde oğluna yapmak için yol var. Yoldan nasıl şey yapacaklar? Üstünden geçmişler. Çocuklarına burayı yapmışlar. Şu anki sahibi sizsiniz. Evet, benim. Siz nasıl kullanıyorsunuz evi? Şöyle, bizim girişimiz buradan. Buradan girdiğimiz zaman oranın üstü orijinalinde de bize birebir aynısını yaptırdılar. Orada işte bir dolap vardı. O dolabın içerisinden geçilerek banyo tuvalete gidiliyordu. Abdestlik diyorlar. Eskiden orası nasıldıysa aynı şekilde yaptık. Başka bir yere taşıyamıyorsunuz. Orası benim yatak odam. Köprünün üzeri. Şimdi üstü yatak oda. Hadi bir de içini görelim şu köprülü evin. Eve devasa boyutlardaki bu ahşap kapıdan giriyorsun. Evet sevgili izleyiciler, bu kapıda Şirince köyünün en eski kapısı. Bakın bu kolay mı? Yani şu, tabii bu bize bir miras. O yüzden de her sene daha dikkatli bir şekilde bakımını yapmak zorundayız. Ahşap ama müthiş güzel bir işçilik var. Kilidin kilit sistemi çok enteresan, farklı. Kaideler çok değişik. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıp geliyor yine bu tarafımızda. Şekilde. Kaideler bile orijinaldir. Taş kaideler. Şimdilerde bir bölümü konaklama olarak kullanılan ev geçmişe sadık kalınarak restore edilmiş. Gezdik dolaştık, haliyle de acıktık. Şöyle nefis bir gözleme ne güzel olur. Kolay gelsin diyelim. Buralara kadar gelmişken gözleme olmazsa olmaz tabii. Evet, buranın yani başta gelen yiyeceklerinden biridir gözleme. Buranın en genç ustası sizsiniz o zaman. Sanırım öyleyim. En genç gözlemeci olarak. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yani normalde çok eskiden beri hani açıyorum ama şimdi iş bana düştü. Annemler bazen oluyor bazen olmuyor. O yüzden bugün de ben açıyorum. Siz yapıyorsunuz, eşiniz pişiriyor herhalde. Evet. Ay, aynen öyle. El açması odun ateşi bizdeki tek nokta. Tam köy usulü. Görüyorsunuz yavaş yavaş pişiyor zaten. Oğuz ve Sercan sıcak havada işlerinin hakkını verdiler. Mis gibi bir kahveyi de hak ettiler. Sevgili izleyiciler, sizler de Şirince sokaklarında dolaştıktan sonra günün yorgunluğunu atmak için böyle kumda kahve keyfi yapabilirsiniz. Hera ile beraber biz de günün yorgunluğunu atıyoruz. Bu kahvenin özelliği sadece alttan değil her yerden eşit olarak pişmesini sağlamak. Onun için de kumun içinde gezdiririz. Buradan kaynıyor ya, gezdiririz, buradan da kaynatırız. Alttan kaynar, öbür taraftan kaynar. Amaç doğru pişmeyi sağlamak. Bütün işin sırrı bununla alakalı. Dilperi Şahinkaya. İstanbul trafiğinde sıkışıp kalmış olarak görüntülüyoruz onu. İstanbul trafiği size tırnak yedirtiyor galiba. Evet, evet. Gerçekten öyle. Birkaç hafta önce Bodrum'da uzun süredir birlikte olduğu Emre Yusufi ile görüntülenmişti Dilperi Hanım. Ardından İtalya tatilinde müzisyenlere dans ve tefle eşlik ettiği bu görüntüleri kazındı hafızalara. Kısa kısa tatillerden sonra erken döndünüz İstanbul trafiğine. Evet, aynen öyle oldu. Başka tatiller de yapalım. Evet, bu sene kısa kısa tatiller yapacağız dediniz galiba. Evet, aynen öyle oldu. Nasıl?
Fazla tutmayalım sizi trafikte. Son olarak şu sıralar neler yaptığınızı soralım. Bir sinema filmi çektik, Gelin Takımı diye, biliyorsunuzdur evet. Belki. O bitti, çektik. Şimdi önümde pek bir şey yok. Şimdi de yavru vatana gidiyoruz. Ani bir kararla saçlarını kızıla boyatan Simge Sağ'ın bu değişiminin sebebi ne? Bildiğiniz gibi eşi Wanda Nara'dan ayrılan Icardi ile çok yakıştırılıyor ünlü şarkıcı. Acaba bu yeni imaj yeni bir başlangıcın haberi olabilir mi? Simge Sağ'ın son yıllarda yıldızı hızla parlayan özel bir popçu. Galatasaraylı Icardi'nin diline düşen Simge Sağ'ın şarkısı Aşkın Olayım'la başlamıştı her şey. İkiliyi herkes birbirine çok yakıştırdı ama bir pürüz vardı. Evet, evliydi Icardi ve Simge Sağ'ın için bu durum sakıncalıydı. Uzak kaldı hep dedikodulardan. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar Icardi Wanda Nara çifti ayrıldı ve iddialar yeniden başladı. Ateş vardı, duman oradan çıkıyordu. Simge Sağ'ın Icardi Wanda Nara ayrılığı sonrası şimdi değilse ne zaman paylaşımı, Icardi'yi takibe alması, fotoğraflarını karşılıklı olarak beğenmesi, sahneden Icardi pozları vermesi bu yangını körükledi. Çok şey yazıldı, söylendi, Simge Sağ'ın hep sustu. Şimdi söz savunmanın. Gazete magazine içini döken güzel şarkıcıya önce yeni imajını soruyoruz. Bu saçları değiştirmenin nedeni neydi? Hemen onu sormak istiyorum ilk önce. Çok sıkılmıştım. Yıllardır hep aynı saçlarla hayatıma devam ediyordum. En korktuğum renklerden biri de kızıldı. Kadınlar çok iyi bilirler. Çok rengi uzun süre tutamazsınız kafanızda, evet. Kadınız için. Rengi sürekli akar, zor bir saçtır. Ama ben değiştim ve yani o zorluğu göze aldım ve bir denemek istedim. Fena da olmadı gibi, çok beğenildi arkadaşlarım tarafından. Bir erkek gözünde de söylemek istiyorum. Bundan sonra kesinlikle başka saç rengi yapmayın. Tamam. Böyle devam edin. Zaten hep inceydi, zayıftı. Topu topu 48 kiloydu. Ama bizim Sercan her gördüğünde Simge Sağ'ın biraz 250 gram daha eriyordu. Bunu hatırlattı. Bu kilo vermenizin sırrı nedir? Yani çok şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır zaten pilates yapıyorum. Biz 250 gram dedik ama 250 gramdan çok daha fazla zayıflamış hanımefendi. Son tabii 7 gündür de Harbiye için dans ediyorum. Evet. O yüzden de biraz eridim, annem de aynı şeyi söyledi. 3 günde çok... kaç kilo verildi? Bir haftada özür dilerim. 2-3 kilo arası verdi ama çok ter attığım için belki de. İşte tabii 3 saat falan dans ettiğim için. Artık bir gün kaldı Harbiye'ye, dans edeceğim bu sene. Bu içimden geldi. Kendi şarkımla da ilgili çok büyük bir heyecan yaşadım. Önümüz yaz her yerde bir numara olduğu için. Onun için böyle bir şeyler yapmak istedim. Bana iyi geldi. Motivasyonumu yükseltti. Özgüvenimi yerine getirdi. Yeni albüm heyecanı da paylaştı Simge Sağ'ın. En bomba ismi sorsak. Bizim için özel olarak. Peki en bomba ismi söylüyorum. Mabel Matiz diyorum. Susuyorum o zaman. Mabel evet, Mabel son dakika acayip bir sürprizle geldi. Müthiş bir şarkıyla geldi. Çok heyecanlıyım. Bugün de yolda giderken o şarkıyı dinleyip ona videomu attım. Şarkıyı dinlerken çok, çünkü hissel olarak acayip heyecanlandım. O sırada Mabel'den bana fotoğraf geldi. Dedi ki şu an şarkını yazıyorum ve bu nasıl bir şey yani diye. Çok acayip bir şey oldu aramızda. Enerji birleşimi. Ve yavaş yavaş asıl konuya geliyor arkadaşımız Sercan Kazancı. Bu kadar güzel bir kadının yalnız olması da çok konuşuluyor aslında. Evet. Bu da sizin tercihiniz doğal olarak. Neden yalnızsınız? Yalnızlığı siz mi tercih ediyorsunuz? Çok güzel bir soru sordum. Herhalde bunu bir düşünmek istiyorum şu an. Yalnızlığı ben seçiyor olabilirim farkında olmadan. Ama kafama göre birini bulamadığım için belki bu yalnızlık devam ediyor. Gerçekten aynı frekansta, aynı duygularda, aynı lafları konuşan insanlar bir araya geliyor. Bir ruh birleşmesi oluyor. Zaten aşık olmak ruhların birbirini çekmesi durumundan kaynaklanıyor. Benim şu ana kadar ruhumu çeken kimse olmadı. Hiç mi karşısına çıkmıyor birileri? Arkadaşımız Sercan konuyu bir pilot sevgilisi olduğu haberinden yola çıkarak bakın nasıl açıklıyor. Sürekli uçuyorsunuz aslında baktığımız zaman. Bir pilot bulamıyor musunuz? Neden olmasın diye bilmiyorum. Görmüyorum ki. Şununla da ben hemen o koltuğuma oturup kitabımı açıp okuyorum. Ya da çok yorgun olduğum için uyuyorum. Onun dışında kimse öyle hani bakmak... Ben bir de bakamam. Ben bakamıyorum. Bakmadığım için de mi görmüyorum acaba? Ben çok utangaçım. Bakamam yani öyle birine böyle falan yapamam yani. Çok yakın bir arkadaşım var, öyle yürüyor. Biliyorum, çok tatlı yürüyor. Bana ders verecek yakından. Siz de artık yürümeye başlayacaksınız. Yoksa koşmaya mı diyelim? Ben İrem'den yardım alacağım. Evet. İrem bu işlerin ustası. Bana yol göstereceğim. Nasıl yapıyorsun anlat yani. Tekrar dönelim aşka. Simge Sağ'ın hayatına sokacağı erkeği tarif etmeye başlıyor. Yani ben yetenekten etkilenirim, titirden etkilenirim. İşte ne bileyim, iyi kalpten, işte insanlara iyi davranan, zarafetli insanlar beni etkiler. Ne bileyim, hayvanları seven,
ondan sonra insana değer veren, doğayı seven, komik, eğlenceli, dürüst. Bunlar beni etkiler. Tüm bunları not aldık. Biraz sonra bir kez daha üzerinde duracağız. Ama Simge Sağ'ın anlatacakları bitmedi hayalindeki erkekle ilgili. Dış kaba hiç takılmam yani, bakmam. Ben içeride yaşarım, içeriye bakarım. İçeride bir şey yoksa istediği kadar yakışıklı olsun. Benim için hiçbir şey ifade etmez. Evet, içini döktü böyle. Şimdi gelelim kilit meseleye. Ve Icardi'yi yine sormak istiyorum size. Sorun tabii. Çok konuşuluyor. Özellikle de biliyorsunuz ki Vanda Nara'yla ayrılığı da çok konuşuldu. Evet, her şeyden haberim var. Çünkü Instagram'a bir giriyorum, sabah bir uyanıyorum, bir şehir efsanesiyle karşılaşıyorum. Ve inanılmaz artık eğlenmeye ve gülmeye başladım. Yani o kadar komik videolar ve paylaşımlar var ki benimle ilgili. Yani bir post koyuyorum mesela, fotoğrafımı koyuyorum. Altında sadece bu konuyla ilgili yorumlar var. Israrla Icardi Vanda Nara ayrılığıyla alakam yok diyor ama pek de inandırıcı olmadığının da farkında. Benim hiçbir alakam yok. En başta ne dediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benim konuyla hiçbir alakam yok. Bizi Icardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Evet. Hala aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum, mutlu olmalarını istiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum çünkü konunun hiçbir yerinde ben yokum. Şimdilik yok. Peki ya ileride resmi olarak boşanırlarsa? Net olarak da şunu diyebilir misiniz? İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. İleride neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bir boşanma olduğu zaman. Neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz ama. Evet. Onu büyük konuştuğum bütün lokmaları yediğim için evet. Hiçbir konuyla ilgili artık bir yorum yapmak istemiyorum. Son olarak bir de şu Icardi meselesi yüzünden çocukluk aşkı Beşiktaş'ı terk etti, Cimbom'a transfer oldu haberlerini soralım. Beşiktaşlı taraftarlar size çok kızıyorlar bu arada. Fanatik Beşiktaşlı da bıraktınız. Artık Icardi Galatasaray'la özdeşleştiğiniz için... İçimdeki takımı bıraktığımı kim nereden biliyor da, kim nasıl böyle bir yorum yapabiliyor? O benim içimde yaşadığım bir şey bunu. Kimse bilemez, ben hiçbir şeyi bırakmadım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Şarkımı Galatasaray tercih etti, sevdi ve çaldı, ötekileştirmedi. Hala Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şeydi benim için. Gazete Magazin Yaz'dan bugünlük bu kadar. Yarın umarız çok daha iyi haberlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yeniden görüşmek üzere.